Merhaba canlar, ben Cem Kervan. Bu hafta Benim Bir Sırrım Var adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum sizinle. İsa Ruhu'la iki tane misal anlatıyor arka arkaya. Semavi şahlığının mahiyetini anlatıyor. Ve bu deyişin sözleri bu iki tane misale dayanıyor. Neymiş? Birincisinde diyor ki, semavi şahlık tarlada, arazide çalışan bir adama benziyor. Adam çalışırken bakıyor bir define var. Gözlerine inanamıyor. Gömülü bir hazine var orada. Şimdi düşünüyor. Bu hazine aslında benim değil. Çünkü arazi benim değil. Yani bu tarla benim değil. Ama gidip satın alırsam o zaman benim olur. Varını yoğunu satıyor. O parayla gidiyor. Tarlayı satın alıyor ve dolayısıyla o hazineye de sahip olmuş oluyor. Çok seviniyor. Şimdi zengin. İkinci misal, semavi şahlık diyor, inciler alıp satan bir tüccara benziyor. Bu adamın ihtisası var, uzmanlığı var. Yani inci. İnci inceliyor. Bu çok değerli bir tane, bu işte az değerli nispeten filan diyor. Her gün incilerle uğraşıyor. Bir gün bakıyor, diğer incilerden kat kat daha değerli. Yani böyle hayatında gördüğü en değerli inci. Yani kusursuz, mükemmel, kocaman. Ve diyor ki ya, bunu almam gerekiyor. O da aynı şekilde varını yoğunu satıyor. Her şeyi satıyor. O parayla, yani nakde çeviriyor her şeyi. O parayla o inciyi satın alıyor. Çok seviniyor. Çünkü dünyanın en değerli incisi var şimdi. Şimdi İsa Ruhullah ne anlatıyor? Diyor ki benim vereceğim size. Vereceğim hayat o kadar önemli, o kadar değerli bir şey ki her şeyinizi satsanız az bile. Yani çünkü bu vereceğim hayat, çarmıha gerilip bütün hayat, bütün günahlarımızı yükledi ya. Yani hem af hem kutsama, yani gerçekten yeni bir hayat, yeni ruhsal. Manevi bir hayat, hakla hak olmak, yani kutsal ruh bizim içimize giriyor ve biz hakla birleşiyoruz, o şekilde yaşıyoruz. Yani normal sahip olduğumuz her şeyden o kadar daha değerli ki, yani kıyaslanamaz. Evet, deyişi paylaşayım mı? Paylaşayım. İnşallah seversiniz. Sırrım var, bir hazine var, gözle görülmez gerçek bir hazine. Tarlada gömülü bir define var, gözle görülmez gerçek bir hazine. Can bir tarlada define bulur, varını yoğunu
çevirir. Tarlayı alarak sahibi olur. Gözle görünmez gerçek bir hazine. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. İnşallah siz de bu defineye, bu hazineye, bu inciye varırsınız. Eğer beğendiyseniz bu beğeni düğmesine bir basıverin. Yorum yazın, kanalıma abone olun ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.